başlayacağım. Artık OpenTTD'yi anlatmayacağım size. OpenTTD biliyorsunuz 8 bölüm çektim. En başından en sonuna kadar bütün her şeyini anlattım. Bundan sonra yapacaklarım ise OpenTTD'yi normal oynamak olacak. Sizinle beraber oynuyor olacağız. Hatta bazen çoklu oyuncu modunu bile kullanacağız. Sizlerle beraber oynayacağız. Şehrimizi geliştireceğiz. Bütün ulaşım sistemlerini geliştirip güzel bir seri çekmeyi planlıyorum. Haydi oyuna geçelim. Burada bir sürü kaydım var benim. Size bölümleri anlatırken, nasıl oynanacağını anlatırken tuttuğum kayıtlar bile burada duruyor. Trenleri anlattığım bölüm veya işte sönmezler taşımacılık ilk anlattığım bölüm. Bu yüzden ben sıfırdan başlamayı tercih ediyorum. Sezon 1, bölüm 1. Sıfırdan başlayarak ilerleyeceğim. Güzel bir harita seçelim. 1024'e 1024 yeterli olacaktır. Buradan şehir sayımız normal olsun. Çok fazla şehir olmasına gerek yok. Arazimiz çok engebeli olmasın. Çeşitlilik dağılımı, deniz seviyesi, deniz seviyesini düşükte tutalım. Çok fazla deniz olursa değiştiririz. Bakarız ona. Başlangıç yılımız 1950, çok eski. 1970'ten başlayalım. Fabrika sayısı, düzlük serisi, nehirler, tamam. Normal, şuradan düz araziyi seçeceğim. Ilıman iklimi seçeceğim. Diğerlerini de daha sonra geçiyor oluruz. Haritayı birazcık daha büyüt... Ya yeterli bence ya. Büyütmeye gerek yok. Haydi başlayalım. Bakalım haritamız nasıl oldu. Eğer çok fazla dengesizlik varsa değiştiririz. Hemen açalım. Fazlaca şehir var. Ne dersiniz? Başka bir yer açalım mı? Bir şehir çok fazla. Peki. Tamam, burada oynayalım ya. Oynayalım. Haydi bakalım, o zaman başlayalım. Evet. Bu birinci bölümümüz. Ben de çok heyecanlıyım. 4 yıl sonra ilk defa. O zaman başlayalım bakalım. Yıl 1970. Ve şehir listesinden hemen bir kere şirketimizi bir oluşturalım doğru düzgün, değil mi? Evet. Şirket rengini seçelim. Şirket ismi. Şirket ismi Şahinler Turizm ve Taşımacılık. Taşımacılık. LTD. LTD ise sığmıyor. Yeter. Şahinler Turizm Taşımacılık. Müdürümüzün ismi Samet Büyükdağ. Evet. Biraz komik şeyler yapabiliriz. Rengimizi seçelim. Rengimiz turuncu. Ben açık yeşil, yok, yeşilliğin içinde kayboluruz. Kırmızı seçelim. Kırmızı güzel renktir. Suratımızı seçelim. Tabii ki de bunu değiştirmemiz lazım. Erkek. Avrupalı olsun. Bıyık olsun tabii ki de. Şahinler Taşımacık'ta bıyık olur. Gözlük olabilir. Saç biraz kel olsun. Kaşlar olabilir. Kaşlar da güzel bir şey yapalım şöyle. Evet. Göz rengine gerek yok. Burun, bıyık, çene, kravat, tamam, o kadarına gerek yok. Evet. Buradan fotoğrafta yükleyebiliriz. Tamam. Bence çok güzel oldu. Yıl 1970. Evet, şehir listesini açıyorum. Birçok şehir var. Dünya nüfusu 395 bin ve hızla artıyor. Nüfusa göre sıralayalım. En kalabalık şehir Doğuhisar. 3810. Peki biz nereyi seçelim? Trabzon. Nereliyiz biz? Orduluyuz. Ordu var mı? Peki isme göre seçelim. Sırala ordu. Orduyu bulalım. Ordu var mı? Ordu.
Ordu yok. Neden ordu yok? Allah Allah. O zaman İstanbul'u bulalım. Bıktık değil mi İstanbul'dan? İstanbul'u bulalım. İstanbul iyi. İstanbul. Evet, İstanbul burada. İstanbul'un nüfusuna bakar mısınız? 986. Burayı geliştirelim. Şimdi şirketimizin binasını buraya kuralım. Ve burası artık bizim de bir yanımız olsun. Kurabiliriz ben. Paramız 1000 ve azalmakta. Dolayısıyla hemen bir şeyler yapmaya başlamalıyız. Ben direkt fabrikadan başlamak istiyorum. Fabrika gayet de para kazandıracak bir sistem. Bakalım, tür var veya üretim var. En yüksek üretimden alalım. Tahıl, hayvan üretiyorlar. Hayvan üretimi var. En yüksekler. Ha, kömür var. En basiti kömür. Kömürden başlayabiliriz. Evet, burada bir kömür madenimiz var. Aa, burada da bir kömür madeni var. Güzel, ikisi de yan yana. Çok iyi. Bu kömür madeninden şöyle dünya haritasını açıyorum. Açtım. Şimdi fabrika listesinden hepsini kapat. Kömür madenlerini göster. Bir de elektrik santrallerini göster. Biz neredeyiz şu anda? Biz buradayız. En yakın elektrik santrali şurada. Evet, oraya bir, evet, elektrik de burada. Buraya kömür taşımacılığı yapalım o zaman. Evet, nasıl taşıyalım? Bakın, bir gemiyle gider mi? Gitmez. Trenle taşıyalım. İlk yapımımız tren olsun. Tamam, şöyle basitçe bir 5'likten yapalım bunu. Ray sayısı, platform uzunluğu 5, ray sayısı 1. Bunu tam böyle bir yere koyarsak ikisinden birden faydalanır. Bence burası güzel olur. Şimdi buna hemen bir rota çizelim. Neredeydi? Köprü yapmak istemiyorum çünkü köprülerde bazen problem oluyor. Dedim. Böyle yapalım ki bir sonra. Evet. Şimdi buradan tren deposu yapmamız lazım. Bunu yapalım ve bir tren satın aldık. Trenimizi hemen alıyoruz. Buradan. Bakalım şimdi ne alalım buradan? Dizel. Elektrik. Elektrikli bir şey alalım. Paramız var. Evet, güzel. Bence bunu alabiliriz. Araç satın al. Bir de buna kömür vagonu alalım. 5 sıralık bir şey almamız lazım. Almak zorunda değiliz 5 sıra ama 5 sıra bence iyi olur. Hemen trenimize görev atayalım. Diyelim ki buraya git. Oradan da buraya. Yalnız buraya giderken buradan kargonun tamamını yükle. Görevini verdik ve start. Başla bakalım. Güzel trencik. Devam et, hızlan. Şimdi buraya geldin sen. O kargoyu doldurmak için. Evet, halk beni kutluyor. Evet. Trenimiz burada dolacak. Dolduktan sonra devam edecek. Hem
buradaki Akçam kömür madenine hem de buradaki Sultanyalı kömür madenine hitap etmiş olacağız. Bence güzel bir başlangıç oldu. Burada çelik fabrikası da varmış. Evet, buraya çelik de getirebiliriz. Burada bir keresteci var. Burada bir demir madeni var. Aa, bakın şu demir madenini bu çelik fabrikasıyla, değil mi? Zincirler bunlar. Çelik fabrikası, demir madeni. Kullanabiliriz ve bir tren yolumuz var. O tren yolunu bir daha yatırım yapmadan kullanmak mümkün. Ama şimdilik bence bu dursun. Farklı bir şey yapalım. Neler yapalım? Neler yapalım? Ne yapmak istiyoruz? Bir yerden bir yere taşıma yapalım. İnsan taşıması yapalım. Evet. O zaman şehir listesinden açalım bakalım. Kalabalık bir şeyi seçelim. Açalım. İstanbul'a gidelim ya. Nerede bizim İstanbul? İstanbul şurada ortada bir yerdeydi. Bulamadım. O zaman şöyle yapacağız. Binaya bak. Bak, binamız burada. Tamam. İstanbul zaten bakın nüfusu hemen 1000 olmuş. İstanbul'a bir güzellik yapacağım. Buraya otobüs taşımacılığı yapacağım. Acaba. Bir de otobüs durağı yapalım. Yol üstü olsun. Gerek yok. Buradan alıp. Evet, garajdan bir tane araç alalım. Tüm kargo tiplerinden yolcuyu seçiyoruz. Bu otobüs 31 yolcu alıyor. Bu otobüs 35 yolcu alıyor. Aralarında fiyat farkı var. Tam bunu alalım. Gel kardeşim. Sen önce buraya gidiyorsun. Buradan buraya gidiyorsun. Sonra devamlı aynı yerde dönüp duruyorsun. Bir otobüs yetmeyecek buraya. Ben size söyleyeyim. İlerleyen dönemde arttıracağız bunu. Evet, bak. Almaya başladı. Şimdi oyun burada akarken biz birkaç ayar yapalım arkadaşlar. Şimdi şu ayar menüsünü biliyorsunuz. İlk videolarımda anlatmıştım. Ama tekrardan şöyle bir gözden geçirelim en başından. Ben de çünkü 4 yıl önce oyunu sildim ve yeniden yükledim. Hiçbir ayarım yok. Ben de sizinle beraber tekrardan yapayım. Hız birimi metrik. Beygir gücü okey. Metrik, ton, metrik. Bütün oranlarımız metrik. İyi. Metrik yapalım. Arayüze gelelim. Arayüzümüz genelde görsel klavye çıktık. Sağ tıklamayla pencere kapat. Aa, çıkarsam ben bunu kapatırım. Olabilir. Güzel bir seçim. Çok fazla pencere açtığımız dönem de olabiliyor. Burada küçük çarpıları görmekte de zorlanıyoruz. Evet. Fare kenarındayken pencere etkin. Bakış noktalarını kaydırma. Tekerlek hızı 5. Sinyalleri göster. İnşa. Araç yükleme bilgisini göster. Kendi şirketin veya tüm şirketleri görelim. Raylar için yol ayrımlarını göster. İnşaat, yapı araçlarının kullanımını aktif tut. Kaç tane hızlı oluşturma. Ön tanımlı ray türü. Tamam. Kaydet her ay. Ana araç çubuğu ortalığa. Enter. Yok, gerek. Bu arada online de oynayacağız bu oyunu. İlerleyen dönemde belirleyeceğimiz tarih ve saatte hep beraber online oynayacağız. Gelirsiniz, de katılırsınız. Güzel olacak. Muhasebe enflasyon açık. En yüksek başlangıç değerleri. Ya bu arada single player oynadığımız için burada şifre de yazabiliyoruz. Gerek yok ama. Zaten para yapmaya başlayacağız birazdan. İyi paralarımız var. En yüksek tren uzunluğu 7 kare. Bence 7 kare makuldür. Bazen uzattıkça uzatıyoruz. Çok şey oluyor. Gereksiz oluyor. O yüzden 7 karedir. Felaketler açık olsun. Araç bozulmaları azaltılmış.
Hiç veya normal bence azaltılmış olması. Uçak kazası sayısı normal. Harita üretimi bunu yaptık zaten. Endüstri yoğunluğu yüksek. Bunu birazcık normale çekelim. Yeni bir oyun başlatırken zaman durakla sorunlu ortam her belediyeye rüşvet izni açık. Oyunda yeni şehirler kurma yasak. Bunu verildi yapalım. Endüstri 4.0 değil artık 5'e geldik. 5'teyiz ortam. Rakipler de açık. Bilgisayar rakibim. Yolculuğumuz doluyor burada. Bayağı bir yol. Peki. Evet. Şimdi oradan oraya insan taşımasını yapıyoruz. Şeyimizden, trenimizden. Sen ne kadar para kazandın? Birinci ayı senin kapasiten ne kadardı acaba trenci? Hadi dol. 50 ton. Azami kapasite. Toplam kargo. Ha. O da bir şey. Hızlan. Boşalt oraya. 55 bin. Oo, güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Bu şekilde dünyaları yaparız. Burada da çok hızlı bir şekilde kömürümüz birikmeye başladı. Elektrik santralimizi çalıştırmakla uğraşıyoruz şu an. Yaptığımız iş o. Evet, şimdi buradan tekrardan bir liste var. Göreceğiniz üzere bizim şeyimiz burada, trenimiz burada. İstanbul'un yerini bir ezberleyeyim ya. Allah Allah. Burada. Şehirler arası taşımacılık yapalım biraz da. Yolu yolla yapalım. Gümüşhane'ye. Bence güzel bir yer. Olmadı. Hangi? Hop gene oldu. Niye böyle oluyor ya? Fazla eğer varsak dökersek bunu da sikebiliriz. Fazla kırıp dökmemeye gayret göstermek lazım. Evet. Yolcu taşımacılığı yapacağız. Gideceği yer burası. Buradan da buraya gelecek. Ve bu kadar, başka yok. Taşla kardeşim. Biraz da posta taşımacılığı yapalım. Kamyonu alalım. Hem de buradan başlıyor. Ha şey, pardon. Senin daha farklı olacaktı. Olsun. Aynı zamanda senin durağını da değiştirelim.
Buradan. Ha. Sen de git. Yolun üstü diye oraya uğruyorsun, değil mi? Çok güzel. Nasıl çalışıyor? Çalışın bakalım, çalışın, çalışın. Biz de para kazanalım biraz. Evet, bunu da değiştirelim. Şimdi yapacağımız iş bir gemi ile bir şey yapalım. Gemiyle ne yapalım? Bu neymiş? Fabrika. Çiftlik. Çok güzel. Bence çiftlikten çiftlikten ama almıyor. Yani bu kadar olur ya. O zaman peyzajsal işler yapalım şuraya. İşte bu. Bunu alsın, buraya götürsün. Nasıl hayvan tahıl istiyor. Fakat bu yetişti. Denen çek. Bir gemi. Ne istiyoruz? Hayvan. Bu gemi şunlar hariç tümünü alırmış. Yolcu ve petrol. Yani hayvan da alır. Tahıl da alır. Hepsini alırmış. Buraya git. Buraya git. Ama buraya almıyor. Başlasın. Hatta seni kopyalayalım. Bu gemiyi kopyalım. Bir tane daha. Tamam. Siz şimdi takılın orada biraz. Biz buradan ne üretiriz? Şimdi çiftlikten fabrikaya geliyor. Fabrikadan da evlere gidiyor. Ne çıkıyor? Eşya çıkıyor. Gelen hayvan ve tahıl burada eşyaya dönüşüyor. Eşyaları da şehirlere satıyoruz. Peki. Hangi şehre ne satalım? Bakın şu şehir gayet büyük. O zaman oraya eşya satalım. Eşyayı nasıl satalım? Bence trenle satalım. Çünkü çok fazla eşya olacak. Kamyonlar bunu karşılamayabilir. Eşya kabul ediyor. Burası ediyor mu? Daha böyle. Heh. Ya şunu değiştir. Evet. Bence. O zaman bir düşürelim. Çok iyi. Ama bir şey yapmayalım. Sadece kapalı olsun. Durdum. Büyüdüğünde bütün alanların bence var ya 10 numara geldi.
Bu arada bunların hepsini şey de yapmak mümkün. Yollarla da basmak. Ama ben bazen basmıyorum. Dönmek. Evet, şimdi bir tren alalım şuraya. Bu trenimiz ne olsun? Yine elektrikli, dizelli bir şey seçelim. Çünkü şu anlardan gayet güzel çekiyor bu tren. Bir de vagon alalım. 3 tane hayvan vagonu. Ay niye hayvan aldım ya? Zaten buraya hayvan gelecek, eşya çıkacak. Ya vagonu alalım. Aldım. Buradan buraya gideceksin. Ha, tam dolduruyor. Devam et. Gemiler geldikçe sen oradan duruyor mu? Gergin. Kimim aldı? Hepsinde kullanılabilir aslında. Zaten çok fazla bir seçeneği. Bıraktır yorum. Fabrikanın üretimi düşükse biraz yavaş. Ben yaptım. Biraz destekleyelim. Birkaç yerden daha var mı burada? Şuralar tarlalar. Tarla mısın? Yok mu? Oo, bakın. O zaman şöyle yapalım. Burada da var. O zaman sizlerden de destek alalım biraz. Bayağı da uzak mesafe zaten. Onu oradan buraya getirmek dünya zaman alacak ama deneyelim. Gönderelim. Atla. Ah, para yeter. Wow, param bitti. Lan. Peki nerede bizim şu an? Kömür treni? Kömür treni çalışmıyor musun? Alçık para getir bize. Bak, para bitmiş. Boşalt yükünü. Boşalt. Ne diyor? Gemi artık kullanılabilir. PPP yolcu vapuru. Olur, bakarız. Bu arada şunu da değiştirmek istiyorum ben. Gelir tablosu. Aylık. Bildirim değil. Allah Allah. Ha, gelişmiş. Bilir. Bu da değil. Bilirim. Renkli gazete şu sene çıksın gibi. Yok. Ne olur. Kapalı diyelim. Sürekli böyle alttan gazete geliyor. Bir de şu şeyi kapatmak istiyorum.
Gelir modelinde sürekli bildirimler altında olabilir. Alt yapı. Nereden? Ayın sonunda çıkan gelir tablosu var ya, o çıkmasın istiyorum da. Peki o zaman şöyle yapalım. Birkaç kömür madenini daha buraya birleştirebilirsek eğer daha hızlı para kazanabiliriz. Yakınlarda nerelerde kömür madenleri var? Ne yapacaktık? Buraya ışıklandırma yapacaktık, değil mi? Nasıl yapacaktık bu ışıklandırmayı? Haydi bakalım. Buraya bir ve bir. Böyle yaparsak nasıl olacak? Olur mu? Bir. Okay. Seviyorum. Tamam. Ne tarafa gitti? Ben ışıkları yanlış. Ben de unuttum artık bu ışıkları. Kaldıralım. Olmadı. Kaldıracaktık. Yanlış oldu. Sen geri dön. Kodlamaya çalış. Unuttum ben de. 4 yıl oldu yani. Normal. Şuraya bir ışık. Şuraya bir ışık. Bu şekilde yapacağız. Ne oldu? Çünkü giriş çıkış ışıklarını yapmamız lazım. Öteki türlü olmuyor. Bugün... kampanız çok. Bir yolcu yokmuş. Kamyonlar genelde çalıştığından daha fazlasını götürüyor. Nasıl götürüyor? Şey yapıyor. Arızalanıyorlar sürekli. O yüzden kamyonla iş yapmayı sevmiyorum. Karayolu biraz zor oluyor. Bak şimdi şu kamyon gidiyor. Dolu mu bu? Kazandım. Sen buraya boşuna geliyorsunuz. Yani zaten burada bırakıyorsun bütün yolcunu. Niye bir daha o tarafa uğruyorsun? Bari tam doldu, öyle git ya. Hoş geldin. Tam doldu.
Tabii oraya uğradığım için, oradan geçtiğin için. Peki o zaman şöyle yapalım. İstanbul merkez. Direkt oradan gidip buraya. Bir daha o aralara uğrama. Tamam kardeşim artık. Sen de tam dol öyle git. Boş boş gitmeyin. Benzin yakıyor. Benzin olmuş. 5,70 dünyanın parası. Evet. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Gayet güzel oldu. İyi ilerliyoruz bence. Trenlerimiz çalışıyor mu? Burası doldu mu? Güzel. Sen devam ediyorsun. Sen niye dolmadın? Hadi kardeşim biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Doldur 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 doldur. Sen doldurana kadar. Bak adam ikinciyi dolduracak. Nerede? Sen nerede? Ha buraya gel. Oo gelmiş bile o. Haydi önce kim dolacak? 90. 85. Haydi. 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 Bak o doldu gidiyor. Belki yolunu kesebilirsin. Hadi. Neyse kaybettin. Geçmiş olsun. O geçti bile. Sen gidene kadar o gider. Orada biraz beklesen. O geri gelecek çünkü. Boşalt oraya. Boşalt boşalt boşalt. Bekle bakayım. Ha oraya niye girdin? Hemen de bakıma girin zaten. Ne kadar para getireceğim bakalım. 20. Püh, utan. Zaten bir saatte gidiyorsun. Adam senden hızlı gidiyor. Neyse. Bu tren sistemini biraz daha geliştireceğiz. Yılda 1970 normal. İstanbul'da taşımacılık iyi gidiyor. Hayvan taşımacılığımız ne durumda? Hayvan taşıyor muyuz? Hala sıfır mı? Burada bir problem var muhtemelen. Sen de mi sıfırsın? Allah Allah. Tamam onu çözeceğim ben sizi. Çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Oraya bir kamyonla transfer yapabiliriz. O yüzden bu tren burada boşa yakıyor. Sen şey yap. Garaja git. Oradan dönebilecek misin? Ama oradan da dönülür mü ya? Şöyle yapalım. Ayarlardan. 90 derece dönüş. Kapalı. Evet, 90 derece dönmeyin lütfen. Ayıp denen bir şey var. Böyle dönülür mü? Tren 2 garajda bekliyor. Beklesin bakalım. Evet arkadaşlar, bölüm birden bu kadar. Yaklaşık yarım saat 40 dakika arasında yapmayı planlıyorum bölümleri. Bu oyunu sizinle beraber oynayacağız. Bundan sonraki bölümlerimizi de lütfen takip etmeye devam edin. 4 yıl sonra tekrar sizinle buluştum. Çok mutluyum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Başka oyunlar da oynayacağız. Lütfen takipte kalmaya devam edin. Abone olun. Bir de ne o? Zile basın. Ben de ilk defa söylüyorum bunları, çok heyecanlıyım. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın.